olabilir. Önce birazcık muhabbet edelim. Ben yapmadığım bir sürü şey var. Mesela Last of Us fragmanı izlemedim ben hala. Yayında izleyeceğim diye izlemedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Last of Us fragmanını yayında izleyip kanalımı copyright'tan kapattırmak istiyorum. O yüzden yapacağım bunu. O yüzden yapacağım bunu. İnsanlar genel olarak şeyler herhalde. Epey pozitifler Last of Us fragmanı ile ilgili. Herkes beğenmiş gibi görünüyor. Education gibi bir şey aramıyorum. Kesinlikle hiç sevdiğim bir dizi değil. Yani Oha. Big Mouth'un ilk iki bölümünü izlemiştim. Çok sarmamıştı galiba. Ben hiç ümitli değilim dizi konusunda. Kötüydü fragman, öyle mi? Allah Allah. Elinin Down sendromlu olması dışında sorun yok abi. O kadar mı lan? Elinin tipi iyi olmuş ama alışmak zor gelecek. Okey. Niye siyahi lezbiyen trans değil? Lezbiyen. Eli lezbiyen. Sadece siyahi trans lezbiyen değil. Pedro Pascal yakışmış yine. Pedro Pascal konusunda çok sıcak bakmadım ilk duyurduklarında. Çünkü yani ne bileyim Hispanik Joel fikri hoşuma gitmiyordu. Ama görsel olarak çok iyi yansıtmışlar Joel'u. Hani resimlerini gördüm. İzlemedim fragmanda. Resimlerini gördüm ama çok iyi görünüyordu. Bakalım. Ellie çok evet. Ellie'yi oynayan hiçbirimizin içine sinmeyecek. Hani daha izlemedim de fragmanı ama şunu biliyorum. O kızı Game of Thrones'da seyrettim daha önce bir tek. Ve Game of Thrones'da çok donuk bir kızdı o. Yani sert mizaçlıydı. O sert mizaçlı Ellie'ye yakışabilir ama çok donuk bir kızdı. Ellie diyorduk galiba. Evet, Ellie diyorduk. Oyuncu diyorduk. Birazcık sert mizaçlı diyorduk. Birazcık donuk diyorduk. Ve Ellie'nin o coşkulu ama sert birazcık böyle asi tavırlarına sanki çok gitmiyor gibi geliyordu. Ama oyuncuyu sadece bir yerde Oha. seyrettim. O yüzden şeyi bilmiyorum. Diğer platformlarda da başka bir rolde nasıl bir rol keseceğini bilmiyorum yani açıkçası. Last of Us Jack Matthews'un çektiği inceye de bir şey olmaz herhalde. Peki hadi bakalım ben de şu fragmanı bir artık izleyeyim. HBO, let's see. Last of Us Official Teaser. Hala mı teaser'dayız? Hala şey olmadı mı? Bir saniye. Şunu şöyle yapayım. Şunu da şöyle yayına vereceğim elbette. Tabii ki. Şöyle yapıp. Hoppa. Okay. Burası şey mi? Elinin yamyamların eline düştüğü kısım mı? Ellie'nin görünüşü gerçekten canımı sıkıyor. Evet, benim de canımı sıkıyor gerçekten. Marlin'i oynayan oyuncu aynı zamanda bu Marlin değil mi? Yanlış görmüyorum şu aldığı yara bilmem neye bakınca. Marlin'i oynayan oyuncu aynı zamanda oyunda da Marlin'i oynayan kişiydi değil mi? Öyleydi değil mi? Bu Riley mi? Riley niye Jordan Peele'a benziyor? Ben de ekleyeyim video game kredi direkt şeyi koymaları çok komik. Sarah siyahi mi? Sarah siyahi mi olmuş? Bak o Bill'di herhalde. Şu Tommy değil herhalde yani bizimkilerle. Tommy mi lan o? Bu Bill, okey. Clicker'ı son saniyede mi gösterdiniz sadece? Bakayım. Bu CGI mı makyaj mı acaba? Abi gerçekten elinin görselliği rahatsız ediyor beni. Elinin görselliği gerçekten rahatsız ediyor beni. Joel olmuş bu arada. Joel olmuş abi. Joel cuk diye oturtmuşlar yani. Sıcak bakmıyordum Pedro Pascal ama cuk diye oturmuş yani.
Ama eli çok rahatsız ediyor. Eli çok rahatsız ediyor. Oha. İleriki tarihlerde buluşma düzenleyecek misin? E de geç illaki illaki. Ama şeyi çok iyi yansıtmışlar bu arada. Yani çok sadık bir uyarlama gibi duruyor. İllaki değişiklikler olacaktır. Ama şey de değil bak. Görsel olarak da gerçekten oyuna benzemesi için çok uğraşmışlar. Saat detayları, karakterlerin giydiği kıyafetler bilmem ne falan. Şeylerin bile yani şu askerlerin falan bile giydiği şeyler. Her ne kadar çok zor olmasa da. Ve sahneler bilmem neler falan filan bayağı oyundan almışlar yani. Arka plan baksana şu direkt oyundan bir kare zaten. Şu ne anı bu Bill herhalde. Aynen bu Bill'dir muhtemelen. Buralar falan hep oyunlardan şeyler bunlar. Sekanslar. Sadece kostüm bilmem değil, mekan olarak da bayağı bir kasmışlar. Saygı duyulası bir iş olmuş o konuda yani. Mesela böyle bir atlı karınca sahnesi hatırlamıyorum diyecektim ki o şeydeydi evet. Yani Neil Druckmann da bir bölüm yönetti lan. Niye Neil Druckmann şey olarak oynadı? Yani diziyi o yönetti yani bir bölüm yönetti sadece. Abi sahnedeki şeye kadar bak Joel'un şu sahnede gidip tişört bile direkt aynısını yapmış adamlar. Yani baya el için neden eşeceğini sanırlar ki elinin olması gereken iki katı yaşında olduğundan olabilir. Ashley Johnson kaç? Ashley Johnson 30 yaşına gelmiştir herhalde şu an. 30 geçmiştir hatta 30'dan yaşlıdır Ashley Johnson muhtemelen. Yani direkt Ashley Johnson asıllarda komik görünürdü evet. Ben fragmanda Joel hiç konuşmuyor ona biraz ya da arkadaki seslerden biri onu bilmiyorum ama. Yani Joel'un baksana elinin şurada giydiği kabana falan bakın yani o bile aynısı lan. Güzel. Güzel. Eli haricinde elinin görselliği haricinde okeyim. Bir de karakter teaser fragman olduğu için asıl ana karakterlerin konuştuğu çok fazla şey ya hiçbir şey koymamışlar hatta. O birazcık can sıkıcı. Onlar konuşurlarken ki ya da karakter kişilik özelliklerinin gösterebilecekleri bir şey görmüyoruz. Joel'un konuşurken nasıl bir ses tonu var, ne bileyim güneyli aksanıyla konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Ondan sonra Ellie işte Oha. şakacı mı, nasıl bir tip? Ellie'yi dost oynasa bundan iyi olurdu. Daha bir şey görmemişiz bu arada. Ben fragman sanıyordum bayağı ama teasermiş bu yani. Bayağı teasermiş ama iyi izlenmiş. 2 günde 5 milyon bayağı iyi yani. Last of Us'ın gücünü bir kez daha gördük efendim ve sadık bir uyarlama gibi duruyor. Bence gerek yoktu bir Last of Us uyarlamasına. Ama yapmışlar ve sadık kalabilmek için de ciddi çaba harcamışlar gibi. De zaten piyasadaki en iyi dizileri HBO yapıyor. O yüzden HBO'nun yapıyor olması da birazcık mutluluk verici. Netflix yapıyor olsaydı çok endişelenirdim. Netflix yapıyor olsaydı aşırı endişelenirdim ama HBO yani. HBO gerçekten en iyi diziler HBO'dan çıkıyor o yüzden. Güzel. Güzel. Oyunu bayağı iyi yansıtmışlar gibi duruyor. Bayağı da sadık bir uyarlama gibi duruyor. Güzel. Spider-Man Joel ile yaşadığın spesifik duygusal anı Ellie oynayan aktör kotarabilecek mi acaba? İşte göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz yani. Tek sezonda ilk oynanacak gibiler. Belki ikinci sezonda başka bir casting gelir Ellie için. Çocuk kaç yaşında? Ellie'yi oynayan ablamız kaç yaşında? Last of Para. Us. HBO. Bella Ramsey. Mantıklı. Bella Ramsey. Elsin hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. 19 yaşındaymış Bella Ramsey. Last of Us Part 2'de de Ellie 19 yaşındaydı diye hatırlıyorum. Yani her şekilde Oha. büyümüş Ellie'yi de oynayabilir kız. Gidiyormuş abi. Oyunların dizisi gereksiz bence. Oyunların her türlü uyarlaması gereksiz. Film, dizi fark etmez her şey gereksiz. Ama yapıyorlar bakalım yani. Pala Remzi. 19'sa ben 80 yaşında. İşte çocuk gibi görünüyor. Şimdi sıkıntı şu boyu. Boyu ilk sezondaki kısa Ellie'yi ya da küçük Ellie'yi oynayabilecek kadar kısa. İkinci sezonda ama bu yani elini sağlam bir boy atması gerekiyor ve yani Oha. bilmiyorum boyu kaç bu kızın? Bu kızcağızın. Abby ile dövüşebilecek bir hani Abby ile dövüşmesi lazım. Sonuçta değil mi? De ben asıl Abby casting'ini merak ediyorum. Abby'yi kim oynar ya? Abby'yi kim oynar arkadaşlar?
Arnold Schwarzenegger. Dwayne The Rock Johnson. Başka? 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 Abby oynayabilecek oyuncular da işte Dwayne The Rock Johnson okey zaten. Şey falan. Oha. Devilman izle artık. İzleyeceğim izleyeceğim. Batista olabilir. Batista çok iyi olur. Batista hepsinden daha iyi olur ha. Batista'dan çok sağlam bir Abby olur. Dur bakayım. Batista Abby. Yok mu cosplay? Ne olur biri yapmış olsun. Yapmamışlar. Batista Abby diye birini buldum ama. Batista Abby diye biri varmış oğlum. Şu anda Google'da aradım ve Batista Abby diye biri çıktı lan. Bak Batista Abby diye biri var. Oyuncuymuş. Batista Abby yazınca böyle bir şey çıktı yani. Direkt Batista'yı yaratalım. İşte bu. Oha. İşte bu. Dur bakayım. Al sana. Abby işte bu. Gözükmüyor tabii benim kafam kapatıyor ama. Abby işte yani. Abby abi. İşte bu. Aynısı. Tıpkısının aynısı Abby. Hiçbir sıkıntı yok bence. Olur bence bundan. Brie Larson. İkinci partta başka bir oynar kızı uzun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bana sanki ikinci parti yapmak için birkaç senede bekleyip böyle Oha. iyice kız büyüdükten sonra yapacaklar gibi hissediyorum. İkinci sezonda Abby'yi Harun Can seslendirirse keşke niye? Peki. Ay niye? Henry Cavill oynar Abby'yi. Niye? Henry Cavill fazla feminen bence Abby için. Abby gibi bir karakter için daha böyle sert biri lazım bence. Adam Smasher. Kena 45 liradan çıkmış Steam'de kaçırmayın derim. Yes. Kena eğer Steam'e geldiyse ve ucuz. Al 45 lira çok iyi bir fiyat bu arada Kena için. Her ne kadar bayılmasam da o oyuna. 45 liradan geldiyse kaçırmayın çünkü artar onun fiyatı. Karl Urban daha iyi olur Joel'a. Karl Urban, I don't know. Bilmiyorum. Emin değilim. Ben mutluyum Pedro Pascal'dan. Ben Joel'u çok daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Yani Karl Urban'a göre bence... Baksana abi bu Joel direkt yani şu surata bak. Joel bu direkt ya. Direkt Joel yani bu. Ha, olmuş yani. Cuk oturtmuşlar herifi yani. Ben okeyim. Ben çok mutluyum seçimden yani. Jocelyn Mather direkt kopyası. Lütfen bak gerçekten. Jocelyn Mather oyun zaten evi oynayan kız değil mi lan? Ya bu kız zaten evet bu Abby'yi oynayan kız onu zaten. Bu Abby'nin model alındığı kız zaten. Neyi tıpatıp benziyor. Abby'nin model alındığı kız bu zaten. Yani. Bu Abby'nin ta kendisi zaten yani. Abby'nin model alındığı kız bu. Yani oynayan bu değil ama model alındığı kişi bu. Oynayan klasik hepimizin tanıdığı hatunun adını hatırlamıyorum şimdi. Jessica Bailey miydi? Neydi o kızın ismi? Direkt oyun dünyasının şeyi. Bütün kadın ana karakterleri oynayan kişi. Yani. Ellen Page olabilirmiş gayet. Ellen Page mi? Ne alaka lan? İkinci sezon için. İkinci sezon için. İkinci sezon için olabilir. İkinci sezon için olabilirmiş yani. Ama evet artık kadın değil. Elite Page artık o. Diz çöküp sesini inceltse olur aslında. Oha. 31. ayımız kutlu olsun. Nice. Şaka bence o güzel olmuş. Fan da Last of Us bir nevi elin hikayesi. Yo, daha uygun olsa olurmuş gibi geliyor. Valla evet maalesef maalesef yani isteneni verememiş. Ben oyuncuya çok da şey bakmıyordum ama. Yani açıkçası Joel'dan daha sıcak bakıyordum bu kıza Ellie'yi oynaması için ama çok görsel olarak olmamış. Joel'cuk olmuş Mantıklı. da Ellie olmamış. Mando'dan kovulan iri yarı oyuncu Abby oynayabilir. Çok yaşlı olmasa oynayabilir bu arada. Çok yaşlı olmasa oynayabilirmiş yani. Sence ikinci oyunun senaryosuna sadık kalırlar mı? Bence kalırlar eğer yaparlar. İlk sezonun bir tutması lazım onun için. İlk sezonun bir tutması lazım onun için. Hem Mandalorian hem Last of Us nasıl idare edecek acaba Pedro Pascal? Aynı anda yapılmıyor bunların çekimleri. Oyuncuların programları var. O programlara göre geliyorlar. Takvimlerinde açıklık Oha. yaratıyorlar. Geliyorlar. Çekiyorlar ve gidiyorlar. Yani aynı anda adam bir setten bir sete gitmiyor. Öyle olmuyor işler. Bir dizinin çekimine başlıyor. Diyelim ki 2 ay 3 ay boyunca devam Oha. ediyor. Bitiyor çekimler. Ondan sonra bir sonraki diziye geçiyor. Yani onu ayarlarlar. Siz takmayın onu. Boş verin. Abby için mükemmel aktris buldum. Mailing NG. Valla kim bilmiyorum aratmaya da korkuyorum şu anda. İkinci sezonu tutarsa 3. sezon için 3. oyun mu gelecek?
Bilmiyorum. HBO genel olarak bu kadar takıntılı değildir. Yani bir şeyin hani devam etmesi konusunda veya HBO kaliteye bakar gibi hissediyorum. HBO'nun bende öyle bir imajı var. Yani kaliteye bakarak hani devam edecek bir hikaye varsa devam ettirirler gibi geliyor. Eğer devamı yoksa ikinci sezonda da bitirebilirler. Veya ilk sezondaki ilk oyunun hikayesini birden fazla sezona da uzatabilirler. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Belki uzatırlar. Niye direkt şey diye düşünüyoruz ki? Birinci sezon birinci oyun, ikinci sezon ikinci oyun diye. Belki uzatırlar yani. Belki birinci oyunun hikayesini 3-4 sezon izleriz. Kim bilir? Bilmiyoruz yani. Mesela Time Skip'i izleriz belki. Last of Us Part 1 ile Part 2 arasında bir time skip var. Belki biz burada o time skip'i izleriz yani. Elinin yavaş yavaş büyüşünü bilmem nesini zaten sürüyor olabilir. Last of Us 3 kesin geriye gelmemesi imkansız. Daha Eli o bağışıklığıyla dünyayı kurtaracak. Bilmiyorum. Bir gün gelebilir ama aldığı tepkilerden sonra emin de olamıyorum yani. Bilmiyorum. Bir gün gelebilir ama aldığı tepkilerden sonra emin de olamıyorum yani.